سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم وتسليما كثيرا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وعلمنا يا ربنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. Rabbimiz bizlere çok önemli bir konuyla ilgili haber veriyor. Ve İslam'ın düşmanları vardır. İslam'dan hoşlanmayan kişiler vardır. İslam'dan rahatsız olanlar vardır. İslam'ı görmek ve duymak istenmeyenler vardır. İslam'ı ortadan kaldırmak için çalışanlar vardır. Bu bir gerçektir. Ve Allah-u Teala'nın salih olan kullarına bildirmiş olduğu önemli bir haberdir. Burada İslam'dan hoşlanmayan kimseler, İslam'a inanan kimselerden de hoşlanmayacaklardır. İslam'dan nefret eden kimseler, dini, İslam'ı din edinen kimselerden de nefret edeceklerdir. Ve durmadan İslam'la ve İslam'a inanan kimselerle İslam'a düşmanlık yapan kimseler uğraşacaklardır. Mücadele edeceklerdir. Savaşacaklardır, vuruşacaklardır. İslam'ı karalayacaklardır. İslam'ı yıkmaya çalışacaklardır. İslam'ı yok etmeye çalışacaklardır. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِنْ اِسْتَطَاعُ. Sizinle, ey İslam'a inanan kimseler, ey Allah'a mabud edinen kişiler, ey dini İslam, kitabı Kur'an-ı Kerim olan kişiler, düşmanlarımız İslam'ın düşmanlarıdır. Ve İslam'a düşmanlık yapan kimseler sizinle durmadan uğraşacaklardır. Sizinle mücadele edeceklerdir. Sizinle çarpışacaklardır. Sizinle uğraşacaklardır. Ne zamana kadar? Hatta yeruddukum an dinikum, sizleri dininizden vazgeçirene kadar. Sizleri dininizden vazgeçirene kadar. Bunu unutmamak lazım. Bunu unutmamak lazımdır. Demek ki bizimle durmadan uğraşacaklardır. Dinimizden vazgeçirmeye çalışacaklardır. Dinimizden uzaklaştırmaya çalışacaklardır. Dinimizden soğutmaya çalışacaklardır. Gerekirse silahlarla, gerekirse savaşla, gerekirse gazetelerle, dergilerle, konferanslarla, her türlü şeylerle, yani bütün imkanlarını kullanacaklardır. Evet. Demek ki kafirlerin iman eden kimselere karşı ezelidir. Yani ne demek ezelidir? Kalıcıdır yani. Kalıcıdır. Yani bir yıllık, iki yıllık değil. Devamlı, sürekli. İslam'la uğraşacaklardır. İslam'a inanan kimselerle de efendim uğraşacaklardır.
Başka bir ayette la yerkubuna fi mu'minin illen ve la zimmeten ve ulaike humul mu'tedun. İslam'a karşı her türlü düşmanlıklarını yapacaklardır. İslam'a inanan kimselere karşı da acıma duygusu diye bir şey olmayacaktır. Yani iman eden kimselere acımazlar. İman eden kimselerin ilerlemelerini istemezler. Toparlanmalarını istemezler. Demek ki bunların işi, gücü iman eden kimselerle efendim uğraşmaktır. Mücadele etmektir, savaşmaktır, uğraşmaktır. Ve biliyorsunuz ki bu dünya imtihan dünyasıdır. En çok fazla zorluklarla, sıkıntılarla, musibetlerle karşılaşan kimlerdir? İman eden kimselerdir. Niçin iman eden kimseler? Çünkü iman eden kimselerin bir özellikleri vardır, bir kimlikleri vardır, bir şahsiyetleri vardır. İman eden kimseler caminin içinde de dışında da aynı özelliğe sahiptirler. Ona buna uşaklık yapmazlar. Ona buna yağcılık yapmazlar. Onun bunun keyfine göre hareket etmezler. Allah'ın istediği, Allah'ın gösterdiği bir şekilde hareket ederler ve Allah'ın ve Peygamber'in istediği bir şekilde hayatlarını sürdürürler. Bundan dolayı da mutlaka nedir? Bazı bir takım zorluklarla karşılaşacağız. Bazen canımız yanabilir, bazen görevimizden olabiliriz, bazen nedir, malımızdan da olabiliriz, bazen de çeşitli iftiralara da uğrayabiliriz. Başka başka sıkıntılar, başka başka zorluklar da karşılaşabiliriz. Bu dünyada en çok fazla zorluklarla, sıkıntılarla karşılaşan kimler olmuştur? Peygamberler olmuştur. Enbiyalar olmuştur ve evliyalar olmuştur. Efendim, sen ne kadar İslam'ı yaşıyorsan, ne kadar İslam'a hizmet ediyorsan, ne kadar Allah'a kulluk yapıyorsan, o kadar da sıkıntılar şu olacaktır. İmtihan dünyasıdır dedik ya, ve imtihan edileceğimiz zaman da kalbimizdeki imanımıza göre imtihan ediliriz. İmanı güçlü olan, imanı nedir? Sağlam olan, imanı köklü olan kimselerle daha fazla uğraşacaklardır. Ama imanı zayıf olan, imanı çürük olan kimselerle fazla uğraşmazlar. Ve bunların başına da fazla zorluklar, sıkıntılar gelmez. Evet. Ve şunu da hemen unutmadan söyleyelim ki اِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَحَبَّ عَبْدًا اَوْ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ. Allah bir kavmi veya Allah bir kimseleri sevdiği zaman mutlaka onları ne yapar? İmtihan eder. Sınava tabi tutar. Yani ne demek? Yani o kimseler mutlaka ya mallarıyla, ya görevleriyle, ya canlarıyla, ya sağlıklarıyla veya çocuklarıyla veya işleriyle mutlaka bu türlü sıkıntılarla, zorluklarla karşılaşacaklardır. Evet, bu dünya imtihan dünyasıdır arkadaşlar. Meyvesi olan ağacı ne yaparlar? Evet, meyvesi efendime söyleyeyim. Meyvesi olan ağacı taşlarlar. Sesini çıkarmıyorsan, yağcılık yapıyorsan, ona buna ayak uydurmaya çalışıyorsan, sesini çıkarmıyorsan hiçbir kimse nedir? Hiçbir kimse sana dokunmaz, hiçbir kimse de sana karşı gelmez. Güzel de, peki yarın Allah'ın huzuruna çıkarıldığımız zaman, Allah'ın huzurunda olduğumuz zaman, Allah bize, Allah'ın dini olan İslam'a hizmet ettiniz mi, etmediniz mi? Allah'ın dinine yardım ettiniz mi, etmediniz mi? Şeklinde sorular sorulduğu zaman acaba nasıl cevap vereceğiz? İslam için ne kadar çalışıyordunuz? Ne kadar yoruluyordunuz? Ne kadar uykusuz kalıyordunuz? Ne kadar ter döküyordunuz? Ne kadar koşuşturuyordunuz? Buna benzer sorular sorulduğu zaman acaba ne diyeceğiz? Bu dünya canımızı bitirdi. Bu dünya
bizim bütün en önemli vaktimizi alan dünyadır. En değerli, en önemli ömrümüz nerede geçiyor? Dünyanın peşinde koşmakla geçiyor. Acaba dinimiz için ne zaman çalışacağız? Dinimize ne zaman bir zaman ayıracağız? Kabirde mi? Yoksa ahirette mi? Onun için dinimize efendim sahip çıkalım ve insan mutlaka bu dünyada imtihan edilecektir. Peki bu zorluklarla karşılaştığımız zaman, bu türlü sıkıntılarla baş başa kaldığımız zaman ve şöyle bir soru soralım. Düşmanları, İslam'a düşmanlık yapan kimseleri nasıl hezimete uğratabiliriz? Nasıl onları mağlup edebiliriz? Veya nasıl muzaffer olabiliriz? Şüphesiz ki mutlaka bazı hususlar vardır, meseleler vardır. Eğer onlar yerine getirilirse Allah bize ne yapar? Yardım eder. Allah bize yardım eder. Allah bize yardım ettikten sonra bütün dünya karşımıza çıksa Allah'ın izniyle onları yok ederiz. Şimdi insanı muzaffer kılacak olan kimdir? Allah'tır. Zafer kimdendir? Allah'tandır. وَمَنْ نَصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ. Yani sen muzaffer olabilmen için veya bu konuda veya bu meselede veya bu mücadelede veya bu savaşta muzaffer olabilmen için silahın, sayın çok olması önemli değildir. Şüphesiz ki nedir? Şeyi vardır, tesiri vardır. Ama en önemli silah Allah'a iman etmektir. Allah'a iman edeceksin. Allah'a güveneceksin. Mededi nedir? Allah'tan isteyeceksin. Medet kimden istenilir? Şeyhlerden istenilmez. Evliyalardan istenilmez. Enbiyalardan istenilmez. Türbelerden istenilmez. Kabirlerden istenilmez. Salih olan kimselerden istenilmez. Medet yani yardım kimden istenilir? Allah'tan isteyeceğiz. Allah'tan isteyeceğiz. Devamlı söylediğimiz, okuduğumuz, tekrarladığımız bir ayet vardır. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Bunu tekrarlıyoruz ama anlamını belki de bilmiyoruz. Belki de anlamını biliyoruz ama bir türlü uygulayamıyoruz. İyyâke na'budu. Yalnız, sadece, ancak nedir? Sana ibadet eder. Ve yalnız ve ancak ve sadece yardımı da senden ister. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ. Yardım ihtiyacın olduğu zaman kimden isteyeceksin? Allah'tan isteyeceksin. Allah'ın yardımını kazanabilmemiz için, düşmanları etkisiz hale getirebilmemiz için ve onları mağlup edebilmemiz için ne yapmamız gerekir? Bir, el-imanu billah vel-ameli salih. Birinci, bizde bulunması gereken etken nedir? İman. İman, bu iman güçlü olmalıdır. Bu iman sağlam olmalıdır. Bu iman canlı olmalıdır. Bu iman insanı canlandırmalıdır. İnsanı şanlandırmalıdır. İnsana moral vermelidir. İnsanı kötülüklerden korumalıdır. İnsanın Allah'a yakın olmasını sağlamalıdır. Bu iman güçlü, ne kadar güçlü olursa o kadar da Allah'ın dinine hizmet eden kimselerden olursun. O kadar da günahlardan uzak kalırsın. O kadar da iyilikleri yaparsın. Evet. Nedir? Canlı bir iman diyoruz. Sağlam bir iman, güçlü bir iman. İmanımızı devamlı canlı tutmalıyız. İnna lanansuru rusulana vellezina amanu fil hayatid dunya ve yevme yakumul eşhad. İnna lanansuru rusulana. Biz elçilerimize, peygamberlerimize, rasullerimize mutlaka ne edeceğiz diyor? Yardım edeceğiz.
لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا. Mutlaka biz onlara yardım edeceğiz. Başka? وَالَّذ۪ينَ آمَنَا. İman eden kimselere de yardım edeceğiz. Bu vaat, bu söz kimin sözüdür? Allah'ın sözüdür. Allah Celle Celaluhu, ben diyor mutlaka iman eden kimselere, önce nedir? İman eden kimselere veya peygamberlere yardım edecek diyor. Allah'ın yardımı peygamberlerle beraberdir. İnna lenansuru rusulena. Rusul çoğuldur. Tekili nedir? Rasul. Rusulena elçilerimizi, peygamberlerimizi demektir. Biz onlara mutlaka nedir? Yardım edeceğiz. İkinci derecede وَالَّذ۪ينَ آمَنَا. Evet, Allah'a ve peygambere iman eden kimselere de yardım edeceğiz. Nerede? Fil hayati dunya. Dünya hayatında, yalnız dünya hayatında mıdır? Ve yevme yakumul eşhad. Kıyamet gününde. Demek ki Allah Celle Celaluhu önce nedir? Peygamberlerine, sonra Allah'a ve peygambere iman eden kimselere hem bu dünyada hem de nedir? Ahirette yardım edecektir. Allah'ın yardımını kazanan kimselerden olabilmemiz için ne gerekiyor? İman gerekiyor. Evet. Onun yardımına başvurmalıyız. Yardımı ondan istemeliyiz. Batı dünyasından değil. Rusya'dan, Almanya'dan, Amerika'dan değil. Yardımı kimden isteyeceğiz? Allah'tan isteyeceğiz. O yardım ederse bitti demektir. Köşeyi dönersin. Hiçbir kimse önüne nedir? Artık duramaz. Evet. Bu birincisidir. İkinci ayete geçelim. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Mu'minin ne demektir? İman eden kimseler demektir. Biz iman eden kimselere mutlaka yardım edeceğiz. Niye? Niçin yardım etmiyor? Yardım edeceğini söylüyor. Yardım edeceğini bildiriyor. Yardım edeceğini haber veriyor. Evet, niçin yardım etmiyor? Şu anda İslam aleminin Allah'ın yardımına çok büyük ihtiyacı vardır. Niçin yardım etmiyor? Niçin yardım edeceğini diyor da ve iman eden kimselere yardım etmiyor? Şu anda dünyada en çok fazla ezilen, dışlanan, haksızlığa uğrayan kimlerdir? İman eden kimselerdir. Madem ki iman eden kimselere yardım edeceğini söylüyor, niçin yardım etmiyor? Böyle bir soru aklımıza gelebilir. Ama yardım edeceğim diyor ama başka bir yerde de ne diyor? اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ. Siz eğer Allah'ın dinine yardım ederseniz, ben de o zaman size yardım ederim diyor. Demek ki Allah'ın yardımı nedir? Allah'ın yardımını kazanabilmek için Allah'ın dinine ne edilmesi gerekiyor? Evet. Allah'ın dinine hizmet edeceğiz. Allah'ın dinine yardım edeceğiz. Neyle yardım edeceğiz? Gücümüzle, kuvvetimizle, malımızla, paramızla, vaktimizle, ömrümüzle, gençliğimizle, bütün nedir? İmkanlarımızla. Evet. Allah'ın dinini öğrenmek ve öğretmek, yaşamak ve yaşatmak için Allah'ın dinine gücümüzün yettiği kadarıyla yardım edeceğiz ki evet, Allah da bizlere yardım etsin. Demek ki sen Allah'ın dinine ne kadar yardım edersen Allah da sana o kadar yardım eder. Ve Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem اِحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ. Sen Allah'ın dini olan İslam'ı koru ki Allah da seni korusun. Sen Allah'ın dini olan İslam'ı ne kadar koruyorsan Allah da seni o kadar koruyacak. Bu böyledir. İman eden diyoruz güzel. Peki bu iman eden kimseler, Allah'ın yardımını kazanacak olan iman eden kimselerin özellikleri nelerdir? Bu kişilerin özelliklerini kimden ve nereden öğrenebiliriz? Yine Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den. Bir bakalım. Acaba biz gerçek bir şekilde iman eden kimselerden miyiz?
veya iman eden kimselerde bulunması gereken özellikler bizde var mıdır, yok mudur? Bir kontrol edelim kendimizi. Önce şu ayeti okuyalım. İnneme demek yalnız demektir. Sadece demektir. Yalnız demektir. Yani iman eden şu kimselerdir. İman eden şu özelliklere sahip olan kişilerdir. İnnemel mu'minun, o iman eden kimseler ki اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Allah, Allah'ın isim ve sıfatları, Allah'ın cenneti ve cehennemi, Allah'ın yasaları, Allah'ın hükümleri, evet, anıldığı zaman, anlatıldığı zaman, zikredildiği zaman وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ kalpleri ne yapar? Ürperir. İman eden kimselere Allah'ın ayetleri, Allah'ın hükümleri, Allah'ın kuralları, Allah'ın isim ve sıfatları, evet, anlatıldığı zaman, öğretildiği zaman ve anıldığı zaman o iman eden kimselerin kalpleri ürperir. Bu özellik bizde var mı yok mu? Kendi kendimize soralım. İkinci bir özellik. وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ O kişilere Allah'ın ayetleri okunduğu zaman evet, zâdetum imanen. İmanları evet, evet, imanları artar. Gece gündüz Allah'ın ayetleri bizlere anlatılıyor. Peygamber'in sözleri de sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri de bizlere anlatılıyor. Acaba imanımızın artmasını sağlıyor mu? İmanımız çoğalıyor mu? İmanımızı güçlendiriyor mu? Kalplerimiz ürperiyor mu? Bu özellik bizde var mı yok mu? Herkes kendi kendine sorsun ve kendi kendini hesaba çeksin. Acaba böyle bir özellik varsa demek ki sen gerçekten nedir? İman eden kimselerdensin. Eğer böyle bir özellik sende yoksa demek ki iman, senin imanın nedirmelidir? Gözden geçirilmelidir. İmanını kontrol etmelisin. İmanını gözden geçirmelisin. Demek ki imanda nedir? Bir sorun vardır. Ayetler artık bizlere tesir etmiyor. O kadar ayetler okunuyor, o kadar hadisi şerifler anlatılıyor ama ve lakin nedir? Artık bize hiç tesir etmiyor. Belki de bilmiyorum. Bazı kimselere, bazı türküler, bazı şarkılar veya bazı kimselerin sözleri belki de ayetlerden daha fazla belki de tesir ediyor. Belki de etkileniyor. Belki de canlanıyor. Belki de onunla barbar mırıldanıyor. Yani demek ki imanda arkadaşlar ne vardır? Bir sorun vardır. Başka ne vardır bakalım. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ O iman eden kimselerin başka bir özellikleri de Rableri olan Allah'a ne yaparlar? Tevekkül ederler. Allah'a tevekkül ederler. Evet, Allah'a dayanırlar. Allah'a itimat ederler. Allah'a güvenirler. Allah'a tevekkül ederler. Evet, biz kime dayanıyoruz? Kime güveniyoruz? Kime itimat ediyoruz? Kime tevekkül ediyoruz? Her birimiz birisi akrabasına, birisi gücüne, kuvvetine, birisi parasına, birisi ona, birisi buna, birisi başka bir yaratığa. Her birimiz evet ayrı ayrı güvendiği, itimat ettiği birileri vardır. Ama Allah'a güvenmek meselesine gelirken o tamamıyla sona bırakılmıştır veya bazı kimseler tarafından tamamıyla unutulmuştur. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Allah'a tevekkül etmek. Yani sebeplerle amel edersin, yapılması gerekenleri yaparsın ve bırakılması gerekenleri de bırakırsın ve ondan sonra neticeyi kime bırakırsın? Allah'a bırakırsın. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Yani biz acaba gerçekten Allah'a tevekkül eden kimselerden miyiz? Paramıza, avukatlarımıza, gücümüze ve kuvvetimize itimat ettiğimiz kadar, güvendiğimiz kadar, tevekkül ettiğimiz kadar Allah'a güvenebiliyor muyuz? Allah'a itimat edebiliyor muyuz?
Başka bir özellikler, özellikleri iman eden kimselerin başka bir özellikleri اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ Namazı devamlı, sürekli ne yaparlar? Kılarlar. Böyle bayramdan bayrama değil, cumadan cumaya değil veya akrabalarından biri öldüğü zaman değil. Sürekli, devamlı ne yaparlar? Namazlarını evet, şartlara, farzlara, vaciplere riayet ederek namazlarını kılarlar ve son özellikleri de وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Kendilerini rızıklandırdığımız rızıklardan da ne yaparlar? يُنْفِقُونَ يُنْفِقُونَ yani infak ederler. Yani harcarlar. Evet. Sigara için harcıyoruz. Öyle değil mi? Çay için, kahve için, şu için, bu için, yemek için, içmek için, ha? Giymek için, gidip gelmek için, her şeyin ayrı ayrı evet, evet yeri vardır, hesabı vardır. Allah için, cennete girmek için, Allah'ın yardımını kazanmak için ayda ne kadar harcıyoruz? Yılda ne kadar veriyoruz? Artık düşünelim. Seni rızıklandıran kimdir? O'dur. O zaman bizi rızıklandırmış olduğu rızıktan verilmesi gereken yerlere gitmemiz gerekir, vermemiz gerekir. Verdiğimiz zaman da Allah bize daha fazlasını verir inşallah. Efendim, başka bir ayet. Bu demek ki Allah'ın yardımını kazanacak olan müminlerin özellikleridir bunlar. Hani diyor ki Allah iman eden kimselere yardım edecek, mutlaka yardım edecek diyor. Eğer bu iman eden kimseler bu özelliklere evet sahip iseler. Başka bir husus, el-ihlas. İhlas ne demektir? Samimiyet demektir. İyi niyete sahip olmak demektir. Bir işi yaparken halis bir şekilde Allah için ne demektir? Yapmaktır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا وَبِتُغْيَ بِهِ وَجْهُ Ameller, hangi ameller? Yapmış olduğumuz bütün ameller. Geçerli olabilmesi için veya Allah Celle Celaluhu bu amellerimizi, bu ibadetlerimizi, bu işlerimizi, bu hizmetlerimizi, bu yardımlarımızı kabul etmesi için ne gerekiyor? Halis bir şekilde, evet, Allah için yapmamız gerekiyor. Halis bir şekilde. Gösteriş için değil. Hava atmak için değil. Sağda solda övünmek için değil. Ona buna duyurmak için değil. Niçin yardım ediliyor? Niçin bu iş yerine getiriliyor? Bu ibadet niçin yapılıyor? Halis bir şekilde, samimi bir şekilde, iyi bir niyetle, doğru bir şekilde kimin için yapılıyor? Allah için yapılırsa. Allah için yapılırsa. Tamam, sen cihad etmek istiyorsun. Efendim, İslam'ın canlanması için, ilerlemesi için, uygulanması için, dünyaya hakim olması için efendim yardım etmek istiyorsun. Bu yardımı da yapıyorsun. Acaba niçin yapıyorsun? Yani bu yardımı yapmana vesile olan şey nedir? Nefis midir? Yoksa sağda solda övünmek için midir? Yoksa hava atmak için midir? Kimin için yapılıyor? Eğer Allah için yapılıyorsa o işte hayır vardır. O işte bereket vardır. Ve ondan dolayı da Allah sana yapar, Allah daha sana fazlasını verir. Ama işin içine nefis girerse, işin içine başka bir niyet girerse, o zaman ne oluyor? O yapılan yardımlar özelliğini, güzelliğini kaybediyor arkadaşlar. Evet. Ondan sonra Allah için yapılan bir işi sağda solda söylememize